Selamlar Dikiş sınıfından herkese merhaba. Bu videomuzda eğri cetveller, pistoleler ve rigalar nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır onları anlatacağız. Bu bir aslında videolar serisi biliyorsunuz. Bir önceki videomda eşerlerin ne işe yaradığını anlatmıştım. Uzun uzun, ayrıntılı ayrıntılı Siber hocanızın tarzıyla nasıl kullandığımızı ve neden kullandığımızı anlatmıştım. Bu videomuzda da eğri cetvellerden bahsedeceğiz. Aslında anlatmak istediğim bir de ayrıca şuradan alıyorum. Her şeyimi hazırladım. Geoder cetvel ve Aristo cetvel dediğimiz şu cetvelin kullanımını ve birebir gönye dediğimiz şu cetvelin 90 derecelik açılarını nasıl kullandığımızı anlatmak istediğim bir videoyu da bir sonrakine bırakıyorum. Ben Dikiş sınıfı Sibel hocanız, tanıyanlar tanıyor, sevenlerim seviyor. Ben de sizleri çok seviyorum. Tanımayanlar için kanalım hakkında küçücük bir bilgilendirme. Ben bir moda tasarımı teknolojileri öğretmeniyim ve kanalımda da Instagram adresinde de modelistlik, dikiş, dikiş adımları, dikiş teknikleri, moda dergileri incelemeleri, kalıp çizimleriyle ilgili gönderiler hazırlıyor, içerikler üretiyorum. Eğer kanalıma ilk kez geldiyseniz lütfen geçmiş videolarıma ve açıklamalar kısmına bıraktığım oynatma listelerime de bakınız. Eğer dikişe gönül verdiyseniz, eğer bu işte ilerlemek istiyorsanız kanalımın sizler için biçilmiş bir kaftan olduğunu da her zamanki gibi iddia ediyorum. Şimdi gelelim eğri cetveller, rigalar ve pistolelere. Pistoleler minyatür çizimlerimize daha çok kullandığımız ama 1/1 çizimlerde de işimize yarayabilecek eğri cetvellerdendir. Bizim kalıp çizimlerimizde, modelistik çizimlerimizde düz olmayan, kavisli olan yerlerin kavis çizimlerini düzgün yapmamıza ve çizime uygun bir kavisle çizmemize yarar. Bunlar ve bu elimde görmüş olduğunuz diğer eğri cetvellerin hepsinin amacı aynıdır. Sadece ölçüleri, kavisleri, eğrilikleri biraz birbirinden farklıdır. Çünkü biz her seferinde bir cetvelin kavisli yeriyle, yani bir riganın, bir pistolenin kavisli yeriyle oradaki doğru kavisi bulmaya ve aramaya çalışırız. Size bir tight kalıbı çizimi videosu anlatmıştım. Açıklamalar kısmına da bakıyorum. Orada da neresi bu rigaların doğru yeri hocam diye soranlar için de demiştim ki bunların doğru bir yeri yoktur. Her yeri doğrudur. Yeter ki uygun bir yere getirelim. Biz bu kavisi. Başka hiçbir çizimim yokmuş gibi hep elimde aynı kağıdı tutuyorum ama rahat görün. Yani en az karmaşık olan çizimlerden biri olduğu için bunu gösteriyorum. Şuradaki kavisli yerleri, büyük kalıplarımızdaki kol oyuntularımızı, bel oyuntularımızı, kalça çıkıntılarımızı düzgün bir şekilde çizmeye yarar bu eğri cetveller. Takım halinde de satılıyor, tek tek de satılabiliniyor. İnternetten, tuhafiyelerden, bazen belki kırtasiyelerden takım halinde de alabilirsiniz. Böyle tek tek de alabilirsiniz. Bakın bu aynı zamanda hem kavis çizmeye yarıyor hem dik açı oluşturmaya yarıyor. Diyelim ki bunların şu riga şu işe yarar diyemeyiz. Evet, bu bir kol rigasıdır. Bu bizim kol kavislerimizi çizmemize yarar. Koldaki kavisleri veririz. Ama bu kol kavisi çiziliyor diye de başka bir yerde kullanmayacağız anlamına da gelmiyor. Çizimimizin herhangi bir uygun yerinde de kullanabiliriz. Bunları böyle koyabiliriz. Kalıplar üzerinde burada dergilerinden, Güler Erkan kalıplarından, modelistlerden aldığınız kalıpları kopyalarken, çizerken mutlaka ama mutlaka cetvel, riga, pistole kullanmanız gerekiyor. Böyle elinizde titrek titrek, yamuk yamuk çizgiler kalıbın özelliğini bozuyor. Her çizimde yaptığınız yarım santimetrelik bir kaydırma bile çok şey demek, çok önemlidir. Şimdi elimde gördüğünüz şu rigaya biz kılıç riga diyoruz. Kılıç rigaların da değişik kavisleri olan halleri var. Ama şöyle herhangi bir kılıç riga işinizi görür. Bu kılıç riga da bizim vücudumuzun kavisli yerlerini aslında çizmemize yarıyor. Ayağa kalkacağım ve öyle göstereceğim. Bu şekilde anlatayım. Diyelim ki kalıp çiziyoruz.
Bakınız kalçamızı koyduğumuz zaman aslında vücudumuzun şeklini alıyor. Buradan belimize koyduğumuzda vücudumuzun şeklini alıyor. Az önce gösterdiğim gibi bu şekilde vücudumuzun kolumuzun şeklini alıyor. Dik açı oluşturmak istediğimizde dik açılı yerlerde dik açıyı bozmamak için burasını kullanıyoruz. Dediğim gibi bunların her birinin tam şurası doğrudur. Yani tam bunun burasıyla çizilir. Yani şurasıyla çizilir bel kavisi veya şurasıyla çizilir kalça kavisi diye bir yeri doğru bir yeri yoktur. Yanlış da değildir. Siz kendi çiziminizde, size verilen ölçülerde, kendi ölçülerinizde, kendi vücut özelliğinize göre hangi yere denk geliyorsa o yeriyle çizeceksiniz. Örneğin ben bir kalıp çizimine baktığım zaman diyelim ki bana bir kadının, bir erkeğin ölçüleriyle önüme bir kalıp çizimi geldi. Kalıp çizimini incelerken o insanın vücut özelliklerini gözümde canlandırabiliyorum. Şu Netflix'teki terzi şeyi vardı ya, gözlerini kapatıp parmağıyla ölçü alıyordu falan. Onun gibi de değil ama mesela ince belli mi, kalın belli mi, kalçasına göre beli geniş mi, dar mı, işte beden boyu uzun mu, kısa mı? Ben bunu kalıplar üzerinden okuyabiliyorum. Mesela şunu diyebiliyorum. Uzun boylu, kilolu işte veya kısa boylu, kalçası geniş, göbekli bir insan, işte sırtında eğrilik var gibi şeyler söyleyebiliyorum. Sizler de bunu zamanı bütün modalistler yapıyordur gerçi de. Öğrenebilirsiniz, yapabilirsiniz. Bunun için elbette ki tecrübeye ihtiyacımız var. Gelelim şu pistolelere. Aynı rigalarla yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyor aslında bunlar da. Bunlar da bizim minyatür çizimlerimizde işimize yarayan cetvellerimiz oluyor. Yani şu işte 25 yaşında çizdiğimiz çizimlerde daha küçük yerlerdeki kavisleri vermek için. Aynı durum bunlar için de geçerli. Herhangi bir yeri doğrudur veya burası yanlıştır diye bir şey yok. Kendi ölçü oranlarınıza göre veya yaptığınız çizimin ölçü oranlarına göre herhangi birini çizimin uygun bir yerine denk getirerek çizebilirsiniz. Mesela işte burada A çiziminde sanıyorum ki şurasını kullanmıştık. Şurasını bir yerine kullanmıştık gibi. İşte kol çiziminde başka pistole çeşitleri de var. Papağan pistoleler falan da var. Ben atölyede bırakmışım herhalde. Şurasını da kullanabilirsin. Şurasında, şurasında her yerini kullanabiliriz. Yeter ki doğru yerde kullanalım. Yeter ki kavis çizgilerimizi, kavisleri birleştirirken o çizgilerimiz üzerinde zikzaklar, kırıklıklar, eğiklikler oluşturmayalım ve bir bütün çizim elde edelim. Bütünsel olarak baktığımızda güzel bir çizimimiz olsun ve hatalı olmasın. Umuyorum ya, eksik bir yer bırakmamışımdır. Bırakmamaya çok gayret ediyorum. Unutmamaya çok gayret ediyorum. Bildiklerimi aktarıyorum. Bir sonraki videomda geoder cetveli ve gönyeyi ve dik açı nedir, dik açı nasıl alınır onları anlatacağım. Bunda pistoleleri ve eğri cetvelleri anlattım. Unuttuğum bir cetvel olmadı herhalde. Şu da var. Hemen göstereyim, bunu göstermedim. Bununla da burasıyla düz çizgi çizmek için kullanırız. Burasında da hafif kavisleri vermek için kullanırız. Lütfen unuttuğum bir şey varsa, her zaman söylüyorum, eksik bıraktığım bir şey varsa, yanlış söylediğim bir şey varsa yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Açıklamalar kısmına bıraktığım oynatma listelerine ve geçmiş videolarıma bakabilirsiniz. Birçok kalıp videom da var. Birlikte sizinle kalıp çizmeyi de öğreneceğiz. Dikiş sınıfından rigalarla ilgili, pistolelerle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Umuyorum faydalı olmuştur. Lütfen kanalımı desteklemeyi unutmayınız ve lütfen yorum bırakınız, abone olunuz. Dikiş sınıfından sevgiler ve güzellikler herkese. Bunları çok seviyorum yapmayı, biliyor musunuz? Kapak resmi de hazırlıyorum bunlardan. Görüşmek üzere.